Herkese merhaba. Ben Ali Samangül. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar 2018 Actros 2552 ile tanıtımını ve incelemesi yapacağız. Şimdi videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şu anda Rüstem Kaptan bizi bekliyor. Araçla ilgili teknik özellikleri, aracın bilgilerini kendisine alacağız. Şimdi aracımıza doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Tamam. Araca çıkmak için 3-4 basamak var arkadaşlar. Hemen şurada yine tutama falan var. Evet, havadan klimamız yanıyor. Evet arkadaşlar, şimdi aracın içine geçtik. Rüstem Kaptan'la beraber aracı tanıtmaya çalışacağız, inceleyeceğiz. Teknik özelliklerini, verilerini, artık her şeyi bize Rüstem Kaptan anlatacak. Evet, Rüstem Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk, iyi seyirler arkadaşlar. Yeni 2018 2552 Actros aracımızı size biraz tanıtmak istiyorum. Özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Araç kullanım açısından şoförün tamamen ne istediğini, neler istediğini oldukça tamamen yapmış durumda Actros. Sadece birkaç aktif özelliklerinden bahsedeyim. Yol, şerit sensörü, öndeki arabayı takip sensörleri, bütün bunların yanı sıra yani kaza yapma riskimiz uykusuz olmadığımız sürece yok gibi bir şey arkadaşlar. Birkaç sefer denedim ben. Araca yakın gittim. Kendi otomatik frenlemesi var. Şerit tanıma sistemi var. Uyarıcı bazı uykusuzluk halinde uyarıcı bazı özellikleri de var. Bu özellikleri işte öndeki araç mesafesi ve şeritten çıktığın zaman senin uyarıcı sesler var. Onların dışında kliması digital teybi, USB, işte USB falan bunlar tam başka. Bu tam double ekran. Tabii. Tam double ekran. Böyle gösteriyorum. Bluetooth şey var. Bluetooth var. Telefonla buradan görüşebiliyorsun. Güzel. Başka. Başka işte yani şu özellik. Şoförün görüş alan özelliği. Rahat sürüşü. Evet. Yola hakim mesafesi. Yola hakim görüşü. Çok önemli bunlar. Tabii bizim istediğimiz şekilde bir araç yaptı. Allah kaza bela vermesin. İnşallah bütün arkadaşlara, bütün şoför arkadaşlarıma diyorum. İşte yatağı tek kişilik daha iyi. Bence daha iyi. Belki bazı arkadaşlar iki yatak istiyor ama tek kişilik yatak daha güzel. Tabii eşya sorunumuz olabiliyor bazen ama olsun. Diğer kabinlere de aynı mıdır? Yoksa... Siteye bağlı yapıyor. Siteye bağlı yapıyor. Tabii siteye bağlı yapıyor. Siteye bağlı yapıyor. Dolabımız, buzdolabımız var. Yanı sıra gösterebilirim. Yanı sıra işte eşya koyabileceğimiz artı sıra bir dolap var.
Yani buraya... Ya buraya bayağı bir şeyler koyabilirsin. Evet. Dolabımızda 30 litre civarı. Ali Bey de biraz da öyle diyor abi. 30 litre civarıdır. Kullanışlı. İşte gözlerimiz var. Özel eşyalarımızı koyacağımız ayrı ayrı. Yani ben yaklaşık 1000 kilometre, 1400 kilometre bir yoldaydım. İnanç yorgunluk hiç ama hiç hissetmedim. Rahat. Yani sürüş aslında rahat. Başka anlatabileceğim işte start stop var. Göründüğü üzere. Bu da güzel. Evet. Şimdi bu Alman montaj doğru mu? Alman. Tamamen Alman montaj. Tamamen Alman montaj. 25-52 yani 520 beygir. Evet. Bunlar da 520 beygir ama daha önceki versiyonlarda işte 48'lerde veyahut da 51'lerde V8 motor vardı. Bunlarda o özellik yok. Yok. Sadece V6 motor. V6 motor. Güçlendirilmiş turbo ile interkolla ayrı güçler verilmiş. Euro 6 diyelim. Evet. Denedim. Arabanın çekişi de çok güzel. Yani iyi diyorum. Peki ya şimdi daha önceden 18-45'i tanıtımını yaptık. Lasman'ın yaptık gerçi. Orada arkadaş işte anlatılacak işte bazı eksikleri olduğunu, artıların olduğunu. Bunda eksik gördüğünüz mesele ne var? Yani size işte şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibilerinden. Ben sadece şu traksiyon meselesini Scania Volvo traksiyonun biraz daha yatık olabilirdi. Sadece benim eksiklerim gözümdeki eksik o. Yani ama kullanım açısından işte biraz daha belki böyle bir kırabilirdi. Ama başka benim ne bileyim kabininde rahatlık var. Yani benim gördüğüm bir eksiklik şu an yok. 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 Arkadaşlar zaten 18-45'i tanıtırken zaten aynı şeyler burada da mevcuttur. İşte gözler, raflar falan vardır. Yine aynı şekilde bu araçta da sadece bu Alman montaj işte nedir? Dolaplı orijinal standart olarak Retardar standart zaten olmazsa olmaz. Retardar klima bunlar standart arabadır. İşte yani opsiyon olarak verilmiyor. Yok. Standart olaraktır. 2018 model araba dediğimiz gibi. İşte diğer 18-45'te gördüğümüz aynı özellikler burada da mevcuttur. Bu lastik olarak ebatları daha ufak. Ufak. 115 lastik. Yarım midilli, orta midilli diyelim. Orta midilli araç. Bizim ağır nakli olduğu için bir de Pirastan Borsa'da uç paraları seçtik biz. Tabii ki daha bu anlattıklarım dışında yüklü de bir bakacağız. Arabayı yükleyeceğiz. Evet. Yükledikten sonra bakacağız çekişi, gidişi, duruşu, freni, motorları. Şimdi boş arabada ne de olsa istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Motorlar, motorlar, frenlerin ama şimdi yüklü arabada bir de onu deneyeceğiz. Şimdi o bir önceki 18-45'i çektiğimizde aracın ilk servisi buraya yani yine ilk servisi buraya gelmişti. Aynı şekilde Müslüm Kaptan'la Tayfun Kaptan ikisi de ilk seferi, doğru mu? Aynen. Peki İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'dan geliyoruz. Hazır konuya değinmişken yakıtı ne alemde şu anda? Yakıt şu an boş girdik. %30 civarları. Yani şöyle bir sürü. 30 civarları yakıt sistemi. Ama bu yukarı aşağıya oynar mı bilmiyoruz. Tabii ki bunu bizim hani metre usulü diyelim biz. Metre ile denememiz gerekir. Evet. Depo usulünden alttan sonra onlara bakacağız. Ama şu anki 130 görünüyor boş. 4 safri 2'lerden farkı depo olarak biraz daha küçük herhalde bunlar. Küçük 490 litre. 490 litre. Bizim arabamızın boşu da yani Dorsi ile beraber de 20 ton geldiği için bu yakıtta biraz fark eder tabii ki. Yani normalde normal bir araba, yani çadırlı bir araba 18-45'in 13-14 ton gelir ama bizim platon Dorsi'miz olduğu için 4 dingil, evet. 3'te 10'u 7 dingil olduğu için tabii ki bu yakıtta farklılık gösterebilir yani. İsterseniz gösterir. Tabii yani. Arkadaşlar kusura bakmayın şu anda dışarıda nemli bir hava olduğu için yani şu klima sesinden dolayı kusura bakmayın özür diliyoruz ondan. Artık ona biraz mazur görürsünüz çünkü dışarıda nemli bir hava var.
artık gürültü var. O gürültüyü de size yansıtmamak için camları kapattık. Camları kapattığımız için de aracın içinde durması imkansız. Onun için şu klima sesine kusura bakmayın. Özür diliyoruz. Ondan sana söylüyorum. Şimdi zaten diğer araçta gördüğünüz gibi aynı şekilde 12-24 volt çıkışları bunda da mevcuttur. Yine burada 24 volt çıkışı vardır. Aynı şekilde yine koltuğun arkasında vardır. Bu çok büyük bir artı. Tabii. Yatağın orada da vardı bildiğim kadarıyla, yoksa bizim buradaki yatakta burada yok. Bir de şu özelliği var, onu ben çok sevdim. Art özelliğini onu da göstereyim. Şurada bir bu hastane yatağı diye görüyorsunuz. Evet. Bak bunu her kademeye kaldırabiliyorsun, yani istirahat halinde. Yatağında böyle olabiliyor, anladınız mı? Yani şöyle. Yastık yapıp orayı kaldırabiliyorsunuz. Bunu her türlü kullanabiliyorsun. Kaldırabiliyorsun. O da güzel bir olay. Yine Webosta'yı iç aydınlatmayı ve arka merkezi kilitleme burayı yapıyor biliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum bir de Rüstem Usta, onu da bir öğrenmek istiyorum. Diğer araçta, yani daha önceki 18-25 tanıttığımda, şu alttaki aynalar elle kumandalı yapılıyor. Bu da aynı mı? Tabii. Bu da mı? Bunu arabayı şöyle diyelim, daha azıcık denet konuşalım. Bunu tamamı araba, tamamını buradan yönetebiliyorsun. Yani şu ikisinden arabayı tamamen yönetebiliyorsun. Direksiyonu yapıyorsun. Tabii buradan. Yani buradan her şeyini yapabiliyorsunuz. Direksiyonu kullanıyorsunuz, aynasını, öngü, bütün her şeyini buradan kullanabiliyorsun. Evet. Şu bak. Şu aynalar elektrikli mi alttakiler? Tabii. Onlar elektrikli değil mi? Bütünü elektrikli, üstü elektrikli, altı elektrikli. Buradan görüyorsunuz. Bunlarla kumanda edebiliyorsunuz. Evet. Ayrıca bu kumandalarda buraya da gelebiliyorsun. Buradan yani da. Belki kaza riski olma ihtimaliyle buraya da getirebiliyorsun onu. Buradan da kullanabiliyorsun. Yani bir önceki araçta, tanıtımını yaptığımız araçta o yoktu maalesef. Yok, alt, alt aynalarını kontrol etme yoktu. Bunda o özellik var arkadaşlar, onu da söyleyelim. Onun karşılaştırmasını da bir nevi yapmış oluyoruz hem. Şimdi o araçta o isteğe bağlı hem dolap hem Rotor'da klima, işte o isteğe bağlı yapılıyordu ama bu standart paket. Standart. Ama full paket. Evet, onu da söyleyelim. Yani ne bileyim, keşke yolculuk edebilsek size de göstereyim. Ben şimdi yine 10 dakika önce bir deneyeyim dedim. Yine aynı şekilde araba böyle. Evet. Böyle yapıştı. Durdu yani. Yapıştı. Tamam. Şimdi zaten otomatik yağmur sensörü. Ha, şey dokunmadan değil mi? Tabii. Otomatik, yani bu da otomatik arkadaşlar. Tabii. Bunda bir özellik daha varmış. Farların yıkama özelliği falan var. Farlar yıkıyor. Şu anda görüyorsunuz, yağmur damlası damladığı halde araca hiçbir şekilde dokunmadan kendi sileceği açık kapatıyor. Onu da söyleyelim. Yine arkadaşlar, klimalar burada var. Yine aynı şekilde aydınlatma falan, camı açma, kapama, kilitleme, merkez sistemi var. 450, şey 490 litre mi demiştik? 490 litre yaklaşık. Arkadaşlar, yani dediğimiz özellikler hemen yine şey, bunda da aynıdır. Yani güneşlik özelliği diğer 18-45'te de aynıdır. Bundan önce ne aracı kullanıyordunuz mesela? Scania kullanıyordum. Scania? Scania yine 480 kullanıyordum bu şirkette. Evet. Tabii Scania'da sadece İşte Scania'da neydi? Yani Scania'la bunun arasındaki farkı söylersem, şu direksiyon, yani bunun mal Volvo, Mercedes niye yapıyor bunu da bilmiyorum, yok o. Yani şu direksiyona bilmiyorum, tabii bu mühendislerin ise biz çok da bilmeyiz ama tabii şoföre sorması gerekiyor. Yani bunu mühendisler sunuyor, şoförler sunuyor ama şu direksiyona biraz daha şenlik yapabilirdi yani diye düşünüyorum ben. Eleştirmem sadece o. Ama diğer konularda dediğim gibi şoför istediği her şey var. Biraz takıntımız direksiyon. Yani benim tabii ki benim bir şeyim o. Ama evet. Artık onu neye göre ayarlamışlar onu da bilemeyiz. Anladım. Peki eklemek istediğin başka bir şey? Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara, kazasız belasız yolculuk etmelerine nasip eylesin Cenab-ı Allah. Bir de tavsiye ediyorum arkadaşlara, firma yetkililerine, yani şoförün rahat edebileceği her şey var. Yani bütün şoför olanakları sunmuş.
şoför olanakları, yani şoförün istediği her şeyi sunmuş. Sunmuş. Evet. Bu bir alt kabinidir arkadaşlar. Bir de bunların yüksek kabine var. Daha yüksek kabine var. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet, başka bir şey demek istiyor musunuz Rüstem Usta? Herkese iyi yolculuklar diyorum. İyi seyirler diyorum. İyi seyirler. Sevgili arkadaşımız. Biz de buradan yolumuz açık.